Komuter'den herkese merhaba. Ben Yaman Kaya, Mustafa Özal'la birlikte Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Eğitim İş Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özkan Rona. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Rona hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Efendim 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini uzun bir aranın ardından yüz yüze şekilde tamamlamış olduk. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Nasıl geçti? Tabii bir telafi eğitimi konusu var, kayıp dersler meselesi var. Bazı veriler de sizde mevcut. İzleyicilerimizle hangi bilgileri paylaşırsınız efendim? Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Bugün 24 Ocak gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 29. yıl dönümü. Ben Sayın Mumcu'yu önemli izler, toplumda önemli izler bırakan kıymetli hatırasıyla bir kez daha saygıyla anmak istiyorum. Uğur Mumcu toplumda çağdaş aydının üstlenmesi gereken tüm rolleri üstlenmiş cesur bir gazeteciydi. Aynı zamanda cesur da bir aydındı. Teröre, mafya siyaset ilişkilerine, yolsuzluklara, gericiliğe karşı önemli çalışmalar yapmış, bu derin yapıları deşifre etmiş ve maalesef gerçekleri ortaya çıkartmanın bedelini de canıyla ödemişti. Ancak bıraktığı miras, aydınlanma mirası toplumda çağdaş aydının üstlenmesi gereken sorumluluğun ne olduğu noktasında bıraktığı miras bizlere de ışık oluyor. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun diyorum. Biz de saygıyla almış olduk. Vesileyle kıymetli bir meslektaşınızı. Evet. Devam edelim. 2020 Mart ayında uzaktan eğitime başladık. Yani uzaktan eğitime geçmek durumunda kaldık. Biz her ne kadar eğitimciler bunun bir eğitim süreci olamayacağını tartışmış olsak da ama kaçınılmaz bir şey vardı. Eğitim, öğretim faaliyetleri uzaktan yürümek zorundaydı. Ve 1,5 yıllık süre zarfında kesintiler, arada kesintiler olsa da yüz yüze eğitime kısıtlı sürelerde geçilse de 1,5 yıl neredeyse tamamına yakını uzaktan eğitim yoluyla verilmek zorunda kaldı. Tabii bu bir verimsiz bir süreçti. O dönem uzaktan eğitim sürecinde Eğitim İş Bursa Şubesi olarak biz birkaç araştırma da yayınladık. Öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşabilme oranlarını, öğretmenler açısından verimin hangi ölçüde değerlendirildiğini ortaya koyan araştırmalarımızı yayınlamıştık ve uzaktan eğitime Bursa'da kesintisiz bir şekilde ulaşan öğrencilerin oranı toplam öğrencilere oranla yalnızca %24'tü. Yani bu süreç yalnızca öğrencilerin %24'üne kesintisiz bir şekilde ulaşabilmiş oldu. Tabii uzaktan olmasının ortaya çıkarttığı verimsizlikleri de değerlendirirsek, Bursa'daki 590 bine yakın öğrenci, Türkiye'deki 18 milyon öğrenci açısından 1,5 yıllık sürenin kayıp bir süre olduğunu çok rahat bir şekilde ortaya koyabiliriz. Şöyle değerlendirelim. Bir yılda 180 iş günü yani okul günü olduğunu düşünürsek 1,5 yılda 270 iş günü kayıp olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. İlkokullar için günde 6 saat, ortaokullar için günde 7 saat, liseler için de günde ortalama 8 saat eğitim yapılır. Bu 1,5 yıllık süreç ilkokullar için 1620 ders saati, ortaokullar için 1890 ders saati, liseler için de 2160 ders saati kayıp ortaya çıkarttı. 18 milyon öğrencinin toplam ders saati kaybını hesaplayacak olursak 126 milyon saat, Türkiye'nin 126 milyon saat eğitim kaybı var. Ve Eylül ayında yüz yüze eğitime başlarken de sanki bu 126 milyon ders saati kayıp yokmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi, her şey olduğu gibi devam ediyormuşçasına bir telafi programı da uygulamadan kayıpların nasıl karşılanacağını ortaya koyan yeni bir model, bir karma model bizim önerdiğimiz müfredatın tabii zamanı geri saramayız, zamanı durduramayız ama müfredatı geri sarabilirdik. Yani eğitim programını biraz daha geriden başlatabilirdik. Onu karma bir modelle kritik kazanımlarının, öğrencilerin kritik kazanımlarının da edinilebileceği bir karma modelle hem mevcut müfredatı işletir hem de önceki yıllardan eksik kalan kritik kazanımları vererek biraz daha toparlayan, biraz daha bir nebze de olsa telafi eden bir program uygulayabilirdik ama bakanlık hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Şöyle somutlayabilirim size bu kayıpların nasıl değerlendirilebileceğini. Örneğin ilkokul 3. sınıf öğrenci için çarpma işlemini yapabilmenin ön koşulu kritik kazanımı ritmik saymaları öğrenmesidir. Bu da 2. sınıfta edinmesi gereken bir kazanımdır. Ama ilkokul 1. sınıf öğrencileri 1. sınıfın ilk dönemini yüz yüze gördükten sonra pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçtiler ve
3. sınıfın 1. döneminden başladılar. Yani 1. sınıftan 3. sınıfa atlamış oldular. Bu deminki örnekte olduğu gibi birçok kritik kazanım da uzaktan eğitim nedeniyle çocuklara ulaşamadı. Yani edinemediler. Bakanlığın burada odaklandığı tek bir şey var. Süreci pas geçti. Yalnızca sonuca odaklandı. O sonuç da şu. Okulları %100 eğitimi açtık mı? Açtık. Bu kadar. Yani evet. Sadece böyle baktılar. Herhangi bir telafi. Program uygulanmadı. Bu büyük bir kayıptır tabii Türkiye için. Genel olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini değerlendirirsek neler söylersiniz? Hem öğrenci açısından hem de eğitim emekçileri açısından nasıl bir yarı yıl oldu? Bu konuda neler söylersiniz? Mustafa Bey, yüz yüze eğitim tabii sorunlarla başladı. Evet. Yani Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir takım önlemler vardı. Bir kılavuz yayınladı bakanlık ve sağlıklı bulaşının en az düzeyde olabilmesi için sağlıklı bir eğitim ortamının sağlanması gereken, yani sahip olması gereken koşulları bir kılavuzda yayınladı. Fakat Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu anlamda konuya yaklaşımları birbirinden çok farklıydı. Yani Sağlık Bakanlığı çok ciddi bir önlem kılavuzu yayınladı ama Milli Eğitim Bakanlığı bu önlemleri ortaya çıkartabilecek, ortaya hayata geçirebilecek altyapıdan zaten yoksundu. Bir kere ciddi bir hijyen çalışması yapılması gerekirdi okullarda ve bunun sürekli hale gelmesi gerekirdi. Ancak Eylül ayında eğitim öğretim yüz yüze eğitime başlandığında okullarda büyük çoğunluğunda bu hijyen çalışmasının temizliği yapacak olan yardımcı hizmetli personel yoktu. Onlar bir ay sonra neredeyse göreve başladılar. Yani o bir aylık süreçte yardımcı hizmetli personel olmadan okullar kendi imkanlarıyla bunu yapamaz bir durumda hijyenden yoksun bir şekilde yüz yüze eğitime başladı. Yine bakanlığın, evet. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği okul ortamında her öğrenci için 4 metrekarelik, her bir öğrenciye 4 metrekare alan düşecek şekilde planlama zorunluluğu vardı. Ama bugün sınıflarda öğrencilere 1,5 metrekare alan bile düşmüyor. Sosyal mesafe 30 santim bile değil. Çünkü öğrenciler yan yana, bir sırada 2 öğrenci, hatta bazı okullarda 3 öğrencinin oturduğu bir tabloda eğitim var. Karantina sınıfları hakkında bir soru yönelsem, nasıl bir yanıt verirsiniz? Kaç sınıf karantinada? Bursa'da 1000'e yakın sınıf karantinaya girdi. Ancak tam anlamıyla, yani tam bütün sınıflar kapsamında kapanan herhangi bir okul olmadığı ifade edildi. Tabii buradan şunu da... Okul kapanmıyor zaten, sınıf karantinalar. Sınıf bazlı karantinalar. Evet. Buradan şunu da ifade etmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 istatistikleri önümüzdeki aylarda yayınlandığında kamuoyuna çok çarpıcı bir rakam yansıyacak. O da bu yıl, bu dönem, şu geride bıraktığımız bir eğitim öğretim döneminde 5,5 aylık süreçte çok ciddi bir devamsızlık oranı olduğunu göreceğiz. Yani ortalama her bir öğrencinin belki de 20 güne yakın, belki de bizim gözlemlerimizle 20 günün üzerinde devamsızlık yapmış olduğunu göreceğiz. Bu devamsızlık sürecinin de öğrencilerin eğitim sürecini olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani okullar belki, aslında şöyle oldu. Karantinaya giren sınıflar, sınıf bazlı kapanmalar oldu. Okullar açıkmış gibi görünebilsin diye sınıf bazlı kapanmalar oldu. Uzaktan eğitime sınıf bazlı geçilmiş oldu. Ama tabii yine de şunun altını çiziyoruz. Her şeye rağmen kesintili de olsa yüz yüze eğitim sürekli uzaktan eğitimden bile gerçekten çok iyi ve çok verimlidir. Bunun da altını çizmek isteriz. Bu tercih edilmelidir. Kesinlikle tercih edilmelidir. Tabii Bursa'ya özgü sorunlar da var. Yani uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitimi verimsiz kılan Bursa'ya özgü bir takım sorunlar da var. Şimdi ben de onunla ilgili size bir soru yönetmek istiyorum. Özellikle diğer büyük şehirlerle kıyasladığımızda Bursa'daki devlet okullarını, o kronik sorunlar nelerdir? Öne çıkan başlıkları aktarabilir misiniz? Bursa'da uzun yıllardır çözülemeyen ciddi bir derslik sorunu var. Yani 2017'de bunu defaten dile getirmiştik. Sizlerle de, sizlerin aracılığıyla da kamuoyuyla çok paylaşmıştık. 2017'de Bursa Türkiye'de en çok derslik ihtiyacı olan, derslik açığı olan 6. okuldu. Ve bunun üzerine 2017'de deprem dayanıksızlığı nedeniyle 13 binaya tahliye kararı verildi ve binalar yıkıldı. Onlar yapılmadan 2020'de 28 okula daha deprem dayanıksızlığı nedeniyle tahliye kararı verildi ve binalar yıkıldı. Tüm bunların yanı sıra artan nüfus, artan öğrenci sayısı, yeni ihtiyacı karşılamak için bina üretilmemesi, yıkılmış olan, deprem nedeniyle yıkılmış olan bir binaların yapılamayışı, yerine koyulmayışı Bursa'daki derslik açığını ciddi oranda arttırdı. Bakanlık bugün bu verileri yayınlamasa da
Bursa'nın bugün Türkiye'nin en çok derslik açığı olan ilk üçünden birinin olabileceğini öngörüyoruz biz. Çünkü merkezde bile, çok merkezi okullarda Bursa'nın en çok tercih edilen, belki de veli desteğini en çok aldığı, en olanaklı okullarında bile ilkokullarda sınıf mevcudunun 40'ın üzerine çıktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Biraz daha taşraya, kenar mahalleye, belki de nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu, özellikle Yıldırım, Osman Gazi'nin belirli kesimlerine baktığımızda sınıf mevcutlarının 45'e dayandığını görüyoruz. Dolayısıyla Bursa'nın en temel sorunu derslik açığı. Bir sınıfta 40 öğrencinin olduğu bir eğitim ortamında öğretmenin bütün çabasına rağmen, öğrencinin bütün çabasına rağmen verimli bir eğitim olmaz. Bekleyemeyiz. Bu olmaz. Teşekkür ederiz. Evet, efendim teşekkür ederiz. Buradan tabii Uğur Mumcu anmasına da gidilecek. O sebepten dolayı programımızı sizin ama ilave etmek istediğiniz varsa hocam birkaç başlık hemen alalım ardından noktalayalım. Tabii. Bursa'da şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğitimin sorunlarından, temel sorunlarından biri de kamu okullarının devletten yeterli desteği alamaması. Ve bütün temizlik, hijyen, personel, güvenlik, dahil kırtasiye dahil olmak üzere tüm maliyetlerinin velinin sırtına yüklenmiş olması. Yakın zamanda Emir Kopyalık Okulu'ndan velilere gönderilen bir mesaj kamuoyuna yansımıştı. Bu tartışma sadece Emir Kopyalık üzerinden yürüyen bir tartışma değil. Elbette ki birçok okulda benzer bir şey var. Veli desteğini ekonomik anlamda orta ve üst seviye veli grubunun yer aldığı bir çevrede bile veli desteğini çok yoğun bir şekilde alan bir okulda eğer birinci dönem 200 lira, ikinci dönemde 200 lira olmak üzere 400 lira aidat ödemezseniz okulun hijyen çalışmasını, temizliğini, bakımını yerine getiremeyeceğiz diye adeta iflas ettiğini açıklayan okulların Bursa'daki manzarası da, Türkiye'deki manzarası da maalesef bu. Ama tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Yalnızca devletin katkıyı eksik bırakmasıyla ortaya çıkan bir sorun değil. Velilerin okullara çocuklarının nitelikli eğitim alması için yaptıkları katkıyı, bu paraları doğru bir şekilde çocukların eğitim ortamlarını iyileştirme noktasında harcaması gereken okul idarelerinin bunu yönetici odalarının şatavatına, lüksüne, konforuna harcadıklarını görmek de bizim için çok üzücü. Makam tabii, odaları güzelleşiyor diyorsun. Evet de tabii toplum, ülke neyse okulda biraz odur. Ülkede nasıl ki yurttaşlardan elde edilen kaynaklar ülkeyi yönetenlerin konforuna, lüksüne harcanıyor ise okulda da bir benzeri yaşanıyor. Veliden elde edilen kaynak okul yönetenlerin konforuna harcanıyor. Vatandaş nasıl ki açlık, yoksullukla pençeleşiyorsa okulda da öğrenci bu konfor alanına rağmen lavaboda ellerini yıkayacak sabun bulamıyor adeta. Bu çarpıklığın da mutlaka yetkililer tarafından görünmesi ve çözüme kavuşturulması gerekir diye düşünüyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Konuk severdiniz için sağ olun. Sağ olun efendim. Sevgili izleyenler, yarın Gündem Özel'de tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın.